Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik'le de telefonla görüştü. Uzman bir isim bizimle, doktor öğretim üyesi İbrahim Aslan, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Aslan, yayınımıza hoş geldiniz. Biz süreci, Trablus Havalimanı'nın önemini anlatmaya çalıştık. Fakat önümüzde bir de enerji dengesi gözümüze çarpıyor efendim. Siz süreci nasıl yorumluyorsunuz? Sizden dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben izin verirseniz önce Libya ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ardından çatışan taraflarla değindikten sonra konuyu günümüze getireceğim. Çünkü bu Libya Trablus Uluslararası Havalimanı'nın havalimanına yapılan saldırı bir günde gerçekleşmedi. Oraya kadar gelen süreç önemli ve izninizle onu açıklamak istiyorum. Bakın, Libya 1 milyon 760 bin kilometre kare yüz ölçüme sahip bir coğrafyadır. Yani Türkiye'nin neredeyse iki katından fazla bir büyüklüğe sahip coğrafya. Bu coğrafyayı 3 ana bölümde inceleyebiliriz. İzleyicilerimizin daha iyi anlamaları için bu bilgileri vermek istiyorum. 3 bölge demiştim. Birincisi Trablus bölgesi. Trablus bölgesi Tunus sınırına yakın bölgedir. Zuvara, Humus, Misrata kentlerinden oluşur. Sirenaika bölgesi Tobruk, Derne ve Bingazi'den oluşur. Bu iki bölge arasındaki mesafe çok fazladır. Örnek olsun diye söylüyorum. Trablus'la Bingazi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 1000 kilometredir. Üçüncü bölge ise Fizan bölgesidir, çöldür. Ülkenin %93'ü çölden oluşmaktadır. Biraz evvel söylediğim Trablus ve Sirenaika bölgesi Libya'nın Akdeniz kıyı şeridinde yer alan şehirlerdir. Ve 2010 itibariyle 6,5 milyon olan nüfusun yarısından fazlası kıyı şeridinde yaşamaktadır. Peki şu anda bahsettiğimiz çatışmaların gerçekleştiği bölge neresi? Trablus. Trablus 2011 Arap Baharı'ndan önce Libya devletinin siyasi olarak başkenti olan yerdir. Burada çatışan taraflara değinecek olursak iki taraf karşımıza çıkıyor. Birisi Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun tanımış olduğu ulusal mutabakat hükümeti Trablus merkezlidir. Diğeri de Tobruk merkezde olan Hafter güçleridir. Hafter 2014'ten itibaren uluslararası toplumun tanımış olduğu ulusal mutabakat hükümetini tanımadığını ifade ederek devletin tamamını ele geçirmeyi amaçladı. Bundan dolayı da saldırılarını efendim ülkenin doğusundan batısına doğru, Trablus'a doğru, Sirenaika'dan Trablus'a doğru geliştirdi. Şu anda gelinen noktada bakın 2019'da başlattı Trablus'a saldırılarını. Yaklaşık olarak 13 aydır Trablus bu şekilde Hafter'in saldırıları altında. Bu saldırı Hafter'in geldiği noktaya baktığınız zaman yaklaşık olarak Trablus kentinin 15 ila 25 kilometre güneyinde ve doğusunda mevzilendiğini görüyoruz. Bu kadar yakın Hafter, bu kadar yakın Trablus'a. Peki ne oldu? Son bir ayda birçok şey değişti. Ulusal mutabakat hükümeti çok ciddi başarılar kazandı. Sizin söylemiş olduğunuz Trablus uluslararası havalimanına giden yolda o güzergah üzerinde 3 tane önemli kamp vardı. Bunu efendim Elif Hanım da söyledi. Bunlar birincisi Hamza kampı, ikincisi Yermuk kampı, üçüncüsü de Tikvali kampı. Bu Hafter güçleri tarafından işgal edilen kamplardı ve bütün saldırılarını Trablus'a bu kamplardan yapıyorlardı. Peki bu neden önemli bu kamplar? Şundan dolayı. Bakın Hamza kampı sadece Trablus'un 15 kilometre güneyinde ve şehrin güney çıkışını kontrol ediyor. Yermuk kampı neden önemli? Bu da 15 kilometre güneyde ve Hafter'in kullandığı en büyük askeri kamplardan birisi. Tikbali neden önemli? Tikbali kampı Rus Wagner paralı şirketin, özel güvenlik şirketinin paralı askerlerinin bulunduğu ve saldırılarını gerçekleştirdiği yerdi Tikbali kampı. Dolayısıyla son 20 gün içerisinde ulusal mutabakat hükümet güçlerinin bu bölgeleri, bu kampları ele geçirmesinden sonra Trablus'un güneyindeki efendim uluslararası havalimanına ulaşma imkanı mümkün oldu. Saldırılar ulusal mutabakat hükümeti taarruzlarını doğrudan buraya gerçekleştirebildiler. Hatta dün itibariyle Trablus'un güneyinde Kayık Mahallesi olarak ifade edilen bir bölge var. Orası ele geçirildi. Ondan sonra Trablus Uluslararası Havalimanı'nın yolu açıldı. Peki Trablus Uluslararası Havalimanı neden önemli? Bakın
Kentin 25 kilometre güneyinde. Silah ve mühimmat deposu. Dolayısıyla Hafter'in gerçekleştirdiği, Trablus'a karşı gerçekleştirdiği bütün saldırıların ana üst merkezi. Ve Nisan 2019'dan itibaren Hafter güçlerinin elinde. Şu anda Ulusal Mutabakat Hükümeti buraya saldırılarını başlattı. Eğer başarılı olursa Hafter üzerinde çok ciddi etkisi olacaktır. Sadece Hafter üzerindeki etki olarak değerlendirmek de yeterli değil. Neden? Bakın, geçtiğimiz 20 gün içerisinde Batı Havaalanı ve bu 3 askeri kamp ele geçirildikten sonra alanda da halkın üzerinde de bunun etkisini gördük. Nasıl? Urban, Mizde, Gaf, Sepa, Murzuk ve Ubari kentleri Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Vati Havalimanı ve bu askeri kampların ele geçirilmesinden sonra Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini açıkladılar. Hafter'den desteklerini çektiklerini ifade ettiler. Dolayısıyla eğer Uluslararası Havalimanı gibi önemli olan bir bölge ele geçirilebilirse, tam kontrol sağlanırsa bu Hafter için çok ciddi kayıp olacak. Ulusal Mutabakat Hükümet güçler için de tabii ki bir moral motivasyon, kendine güven olacak ama asıl önemlisi halkın desteğinin artması olacaktır. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bakın, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ele geçirilmesi, Trablus üzerindeki saldırı baskısının azaltılması için yeterli değil. Neden? Burası sadece 25 kilometre güneyde. Eğer gerçekten Trablus'un üzerinde bir saldırı baskısının azaltılması hedefleniyorsa Tarhuna ve Bani Velid kentlerinde de üstünlük sağlaması lazım Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin. Tabii ki bunun için zaman gerekli. Şimdi bir de petrol konusuna değinmek istiyorum. Çünkü üretim kaybından dolayı çok çok ciddi olarak zarara uğradı Libya halkı. Bakın, Libya'da iki üretim bölgesi vardır, petrol bölgesi vardır. Bunun birisi doğuda petrol hilali olarak adlandırılması, evet. Sirte ve Bingazi arası diyebiliriz. Sirte ve Bingazi arasında kalan yerin güneyindedir üretim sahaları ama rafinerileri, terminalleri kıyı kentlerindedir. Burası petrol hilali olarak adlandırılır. Bir de batıda Hamada bölgesi vardır. O da yaklaşık olarak Trablus'un 550 kilometre güneyinde Adiri Murzuk Safa üçgeninde yer alan üretim havzasıdır. Şimdi doğudaki petrol hilali olarak adlandırılan bölgede tam kapasite ile çalıştığı zaman günlük olarak yaklaşık 700 bin varil petrol üretimi sağlanır. Bu 2010'da gerçekleştirilen rakamları söylüyorum. Efendim, batıdaki ise Hamada bölgesindeki ise yaklaşık olarak 350 bin varil günde üretim ve işleme kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla şu anda Libya bu imkandan maalesef mahrum kaldı. Libya'nın 2010 itibariyle hükümet gelirlerinin %70'ini oluşturan petrol gelirleridir. Dolayısıyla petrole dayalı bir ekonomi söz konusu. Evet Sayın Hocam, zaten Uluslararası Petrol Komisyonu'nun verilerine de baktığımızda 5 milyar dolarlık bu yıl için bir kayıp söz konusu. Teşekkür ediyoruz İbrahim Aslan, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.